sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Voli 1 oynayacağım. Voli 1 üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Voli 1'i bayağı bir sık istemişsiniz yorumlarda. Hayret ettim. Voli 1'in bu kadar isteneceğini beklemiyordum açıkçası. Beni şaşırtıyorsunuz. Güzel güzel, iyi oldu. Uzun zamandır da Voli 1 çekmiyorduk. Kaldı bir Voli 1 videosu daha olmuş olsun. Bundan önceki Voli 1'i yanlış hatırlamıyorsam yırtıcı rünüyle oynamıştım. Birazcık daha agresiftik. Fight başlatmaya, hemen böyle skor almaya dayalı bir build falan yapmıştık. Bu seferki oynayacağımız build hem tam anlamıyla tank olacak, hem tam anlamıyla savaş başlatabilecek. Hasarı masarı her şeyi tam tadında olacak yani. Bu arada buraya gelmeleri lazım bizimkilerin. Oradan acım attın ki bu sonra. Gelin abi şunu keselim. Tertemiz flash aldık. Şimdi bir de bu adam Q'suyla başladığı için herhangi bir etki de gösteremeyecek. Bu da bizim için aynı şekilde iyi oldu. Ben de o sırada lafa daldığım için şurada bedava bir Q yedim. Dert değil, problem yok. Bu arada girdiğim rünler bu şekilde. Artçok tercih ettim. Karşıda oldukça fazla tank şampiyon var ki oldukça da fazla anlık hasar çıkartabilecek şampiyonlar. Onlara karşı birazcık daha işte kendimizi gösterebilme imkanı sunacak artçokumuz. Bu noktada benim hem armorum falan da arttıracağı için ya, pasifim gitti işte. Bana o kadar yardımcı olmadınız. Pasifim gitti işte. Çarpımı da atmak istemedim buna. Neyse, dert değil. Şimdi ikinci olarak da E'mi açıyorum. İlk olarak W fulluyoruz. W fullledikten sonra artık Q fulluyoruz. Öncesinde Q tercih etmiyordum. E fullemeyi tercih ediyordum. Ama şu noktada Q'su değiştiği için Volibear'ın tabi değişici çok oluyor. Bilmiyorsanız şayet. Kullandıktan sonra ne kadar mesafe kat ederseniz ona göre hareket hızı falan veriyordu. Bir şeyler veriyordu. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ben de. Epeydir Voli 1 videosu çekmediğim için. 3 level olmam lazım. 3 level olup direkt baskın atacağım. Herhangi bir koridora. Bu arada Renekton'umuz da First Blood almış. Güzel oldu bu. Şimdi mid'e bir deneyelim. Hani Q'm yok ama belki bir ekmek çıkartırız buradan. Çok güzel. Zed orada bayağı hatalı oynadığı için bize ekmek oldu. Sanırım öncesinde W'sunu kullandı o çocuk. Hiç kaçmaya bile çalışmadı. Sivain de Ignite'ını atmasaydı Zed oradan kaçmayı deneyebilirdi flash'ıyla. Bu arada rakip ormancı Sejuani, dediğim gibi flash yok. Flash'ı olmadığı için şu an benim için ekmek aslında. 1v1'de beni kesmesi pek de kolay değil. Ki Voli 1'in pasifinin süresi de kısaldı. Hani şimdiden geldi yani. 2 dakikalık bir süre bence gayet kısa. Aslında top'a bir baskın atmak istiyorum. Üzerimde kırmızı güçlendirme de varken Renekton'a bir skor aldırsak fena olmaz. Renekton gelmemi istemiyor herhalde. Aslında problem olmaz ya. Keseriz biz bu çocuğu. Çok güzel. Flash atmasaydım muhtemelen orada o skoru alamayacaktık. Mecburen flash'imi attım hani skor birazcık daha garanti olsun diye. Şu an Sejuani hiçbir şekilde haritada etki gösteremiyor gördüğünüz gibi. Q'suyla başladığı için orman dönmekte de epeyce zorlandığını düşünüyorum. Oh. Zed buraya kadar geldi ama bir sonuç çıkartamadı. Güzel. Ignite'ını falan da attı bu çocuk. Skor da bende kaldı. Sivain de bu noktada assist aldı. Bence tertemiz. Word. Şimdi çarp eşyası olarak kesinlikle mavi çarp eşyası alıyoruz. Ve bunu hani bizi tank yapacak olan, içerisinde Bami alevi olan çarp eşyasına çevireceğiz. Sejuani hala piyasada gözükmüyor bu arada. 4 skorun 3'üne katkıda bulunduk. Bu da bayağı güzel bir olay. Bunu da bayağı geri düştü zaten. Keşke Renekton'umuzun farmı birazcık daha fazla olsaydı. Bu arada takımımızda 3 tane Ignite olması güzel. Yoksa Umundo ölmesi çok zor bir hal alıyor. Ve hani erken safhada olmasa bile geç safhada
çok tanklaşıyor. Bayağı ciddi bir problem. Bu noktada tabii ki Artişok'un da çok büyük işlevsellik sağlıyor. Artişok bildiğiniz gibi rakibin can barına göre bir hasar verdiği için tank şampiyonları kesmeniz Artişok'la kolay oluyor. Bu noktada zaten ana hedefim daha çok işte Mundo ve Sejuani olacağı için pek de problem olmayacaktır. Keşke şunu yavaşlatsanız ya. Neyse dert değil. Seju en azından bu baskından bir ekmek yiyememiş oldu. Hala burada bekliyor bu arada. Bak ne kadar kesmiş olursak olalım. O Mundo'yu. Mundo yine de skor almayı başarabiliyor. Böyle saçma bir şampiyon. Bir tekrar deneyeceğim. Bizim çocuğun manası yok ama belki bir şeyler yaparız. Bol. Botun çıkması lazım. Kesardık var ya. Helalsin. Süper. Hemen mavime koşayım. Mavi güçlendirmem geldi. Botunda flash yokmuş. Okey. Botu o zaman ben denerim bir daha. Bu arada Zed'in de 2 kilo olması hoş değil ya. Aslında ocağında duruyor böyle. Tam ekmek de. Bir deneyeyim. Zed eğer base atmazsa ben onu yakalarım. Yetişemedik. Base attı çocuk. Şimdi birazcık Sejun'un ormanına girebilirim aslında. Sejun bu noktada haritanın neresinde bilmiyorum ama süpersin. Yani olabildiğince Seju'yu geri düşürecek hamleler yapıyorum bu noktada. Orada pasif devreye girdi de Zed bana dönerse beni keser. Süpersin. Tamam, ben ona zorlamayacağım. Hayır, cana bakar mısın ya? Hadi görüşürüz. Basamadı ona çocuk ya. Havada kaldı böyle. Ayaklar havada yürüdü. Güzel oldu. Hemen şimdi redime koşabilirim. Oyuna bayağı iyi başladım. 8. dakikada hatta 9. dakikada 6 skorluk katkı. Ki bu benim için muhteşem bir senaryo. Olmasını beklediğimden çok çok daha iyi bir senaryo. Bunu bir de late game'e taşıdık mı var ya, ben tanklaştıktan sonra zaten beni durduramayacaklar. Bu arada Mundo da top kulenin canını bayağı bir götürmüş. Ona bir gideceğiz. Renekton'umuz farmda çok geri kalmış ya. Tabii Mundo da teleport olmasının getirdiği bir durum da var da. Sana o kuleyi ben bırakmayacağım dostum. Hadi Renekton'cum, o sende artık. Yetmiyor hasarı. Baya baya yetmiyor yani. Can barımaz. Hani kuleyi almasın diye oraya girdim ama çocuk ölmüyor ki. Ignite'sız mümkün değil onu kesmemiz. Bot lane'in kuleyi bir an önce alması lazım yoksa top kuleye gidecek. Bu arada ben çarpı eşyamı tamamladım. Ayakkabı olarak da Merkür'ün adımları alacağım. Karşıda 3 tane kitle kontrolüne sahip çok fişe karakterler var. Birincisi Sejuani, sonra Morgana, ardından da Mundo olmak üzere. Bu karakterlerin benim üzerimdeki kitle kontrolünü azaltmam lazım. Bu arada Renekton'un da oradan uzaklaşması lazım. Ölmez diye düşünüyorum ama yine de belli olmaz.
Çok güzelsin. Ben de geliyorum. Hatta onu ben gelmeden bile kesebilir o çocuk. 4. Şu an aslında bota yakın kalsaymışım o ejderi deneyebilirmişiz. Birazcık daha Renekton'un yanında aynı olmak istedim. Belki orada skor çıkartamazsa dönerim. O adamları ben keserim diye ama. Orada görüş konusunda çok iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. 7 skorluk bir katkı fena değil yani. Çok güzel ama öldün. Bota denesem. Varus base atmasa. Hayır. Attı çocuk ya. Base attı ya. Bottan şu an hiçbir şey çıkartamam. Burada wardları olduğunu düşünmüyorum. Dive atmaya kalkarlar inşallah. Sejuani bu arada bottan. Şöyle pink ward atsak da görüşleri varmış ama. Abi cana bak. Çok güzel be. Flash'ını da aldık. Bayağı iyi oldu. Morgana E fullemediği için şu etapta hani benim bir E yeteneğime direkt arada ekmek oluyor. Şimdi mid'e gideceğiz. Zed'de şu an ulti yok ve Swain'le birlikte şu an kesebilecek durumdayız o Zed'i. Şuralarda bakalım, buralarda da totem yokmuş. Bu arada Yampiri de geldi. Yampiri'yi mutlaka kesiyoruz. Onu asla unutmayın. Çok çok değerli. Renekton top 2'ye doğru gidiyor bu arada. Aa, E geliştirdim. Q geliştirecektim. Swain hiçbir şey vuramamış çocuğa. Güzel. Sejuani ultisi de almış olduk. Nice. Hemen mavi güçlendirmemizi de alalım. Bu arada alacağım itemler şu şekilde. Çarpımı tamamladım zaten. Bunun peşinden bir, hemen bir ölü adamın zırhı gidebilirim. Ölü adamın zırhı bana defans konusunda çok büyük avantaj sağlayacaktır. Renekton keşke base atmasa. Ha, tamam, atmadı. Sanırım bunu alırken pasifim gidecek ama yapacak bir şey yok. Ama bunu almak istiyorum çünkü dağcıları değerli. Bizim takımın kule puşlama konusunda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda dağcıları bize büyük avantaj sağlayacaktır. Çarpımda 570 vuruyor. Çok güzel. Renekton da arkada. Morgana'yı kesti. Bayağı hoş oldu. Şimdi bir de buradan kule çıkartacağız. Renekton aslında bu noktada base atsa iyi olurdu. Topa gitmek lazım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ölü adamın zırhına başlayacağım. Armor konusunda benim ihtiyacımı görecektir. Hasar eşyası kasmama gerek yok. Zaten karakterimin yeterince hasarı olduğunu düşünüyorum. Takımda frontline'a ihtiyaç var. Ve ben de bu konuda takımın önünde duracağım. Savaş başlatan kişi olacağım. Oo, çok kötü bir şey yaptım orada. Yani bizim için şu an Varus'un ultisi değerliydi. Ultisini geçtim. Flash'ı daha değerliydi. Flash'ından oldu çocuk.
Bu arada adamlar şu an alamette de olabilirler. Okey, burada yok gibiler. Ya Sejuani hiç bunlara bulaşmıyor ya. Teleport çok boş bir teleporttu çocuğun. Bir de burada da mavi güçlendirmesi varmış Sejun'un. Hemen buna da bir el atalım. İyi, durumumuz bayağı iyi. Mid'de de ilk kule düştü. Bir de bir skor daha aldılar. Harikasınız. Bizim takım farmda Renekton ve orta koridorumuz farmda bayağı zayıf kalmışlar. Morgan'da ilk eşya kefaret almış. Enteresan. Ultisi olsaydı o çocuk herhalde reaksiyon verirdi. Ultisi yoktu sanırım. Çok güzel. Mundo da arada ekmek oldu. Temiz. Benim şu an ölü adamın zırhı gelecek. Ölü adamın zırhı adam kovalama konusunda bana gerekli şeyleri sunuyor. Sevindiğim noktalardan birisi o. Bota giden kimse yok gibi gözüküyor. Şu an Varus gelecek buraya belki ama. Şuradaki minyonları alacağım ki eşyalarımı birazcık daha hızlı tamamlayabileyim. Böyle koridor minyonlarını affetmeyin. Ormanda oynuyorsanız en azından yabancıya gitmesin minyonlar. Güzel. Zed ultisini de harcadı. Şimdi base atmak zorundayım. Dediğim gibi eşyamı tamamlayacağım. Armorum çok çok fazla. Zed bana istediği hasar çıkartamıyor. Şimdi bunun peşinden ne tamamlayabilirsiniz? Bunun peşinden gidebileceğiniz en güzel eşya donmuş balyoz olacak abi. Donmuş balyozun yavaşlatma etkisi, bunun yanı sıra içerisindeki hafif de olsa bir AD, bunun yanı sıra da can barı çok değerli sizler için. Alın yani. Karakteri alınabilir durumda şu an. O Renekton benden skorda üstünmüş. Adam benden daha çok katkı yapıyor. Haritayı helal olsun. Hayır. Sejuani'de var ya sırf çalmayayım diye. O adam yalnız tabii ki istiyor. Ben de o adamı tek başıma savunamam. Ki top kulenin canı da çok fazla değil. Buraya birilerinin daha gelmesi lazım. Ejderha bulut. Ben hemen oraya doğru bir ufaktan rotasyon yapacağım. Renekton bu arada tapu puşlamıyor ve tapu puşlamadığı için bir süre sonra buradaki minyon dalgası bizim inhibitöre kadar dayanacak. Burada ejder var abi. Ejder'e gitmek zorundayım. Ejder daha değerli. Pink ortalalım envanterimize. Hemen bota doğru koşacağız. Bu noktada herhalde ejderi bizden önce alacaklar. Zed zaten orada. Seju da muhtemelen gelmiştir arkadan. Ki benim çarpım da yok. İşin kötü yanı bu.
Ya ciddi misin sen? Ya yeter artık ya. Her şeyinizi bana attınız ya. Ultiler hepsi bende. Tam keseceğiz abi burayı. Burası bitti. Hadi görüşürüz. İşte bu kadar ya. Gördüğünüz gibi bak. Full tank build'im. Muhtemelen hani Renekton'dan sonra da en fazla hasarı çıkartan ben olmuş olabilirim. Bu oyunda ki adamlar da sur verdiler zaten. 21 dakikalık oyun, hani bir ormancı olarak elimden geleni de yapmaya çalıştım. Umarım da sizlere bir şeyler aktarabilmişimdir. Yaptığım build bu şekilde olacaktı. Full tank devam edecektim. Donmuş balyozdan sonra karşıda Mundo ve Zayah gibi şampiyonlar olduğu için bir değişken miğfer tercihinde bulunacaktım. Hani 3. yaşamlı bu şekilde olacaktı. Dediğim gibi bu build'i siz de yapabilirsiniz. Oldukça işlevsel, oldukça güçlü bir build. Bir daha hasar tablomuza bakalım. Ne kadar vurmuşuz onu da bir görelim. Hani hem kolay düşmüyor karakter. Kolay kolay ölmüyor. Bunun yanı sıra çok da fazla hasar var. Ki bu rune dizilimiyle girdiğinizde çok çok daha etkili oluyor. 8-1-9. Güzel, fena değil. Bu noktada Essex'i kazanmışım. Hemen bir de hasar tablosunu görelim. 12K'da hasar çıkartmışım. Bu arada Swain 15K ile beni şaşırttı. Renekton'u falan geçmiş. Ben de hayal kuruyorum. Renekton'dan sonra en fazla hasarı ben vurmuşum mu diye. Hikaye. Z21K vurmuş bu arada. Baya nice. Ben 3 tane ping ward atmışım. Renekton'umuz bir tane. Varus'umuz bir tane. Swain'imiz bir tane olmak üzere. Ping ward kullanmışlar. Helal olsun çocuklara. Ama maalesef support'umuz hiç. Karşıda da sadece Z kullanmış. İşte hani görüş skorundan bile zaten oyunu kaybettiklerini görebiliyorsunuz. Bu büyük bir eksiklik. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.